Evet. Merhaba arkadaşlar. Kenar ortay dersine, evet bugün kenar ortay konusuna başlayacağız. Kenar ortay konusunu beraber işleyeceğiz. Evet, aleykümselam Betül. Merhaba Bengüsün. Üçgende kenar ortay. Kenar ortay bilim sahası. Evet, daha önceden görmüştünüz. Bir kenarı iki eşit parçaya bölen doğru parçasına kenar ortay diyoruz. Bir kenarı iki eşit parçaya bölen doğru parçasına kenar ortay diyoruz. Kenar ortay B harfiyle gösterilir. Hangi kenara A ise o altına yazılır. Bu ne demek? A'ya ait kenar ortay demek. Peki merhaba. Evet, üçgenin bir köşesine karşı kenarın orta noktasına çizilen doğru parçasına kenar ortay olduğunu söyledik. Şimdi birlikte bakalım. Bakın soruya. Demiş ki üçgen içindeki dantel motifinde AD kenar ortaydır. Buna göre BC uzunluğu bulur musunuz? Adı üstünde kenarı ne yapacakmış? İki eşit parçaya bölecekmiş. Doğru mu? Şimdi kaç buldunuz? Söyleyin bakayım. Evet. 70 çıkıyor. Bakalım. 4x eksi 5, 2x artı 15 eşitmiş. O zaman 2x 20, x eşittir 10. Aynen benim dediğim gibi. Evet, x'imiz 10'sa burası ne oldu? 35. Bu tarafta 35 olduğunu görüyorsunuz. Bana BC'yi sorduğu için cevabımız 70'tir. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Kenar ortayı gördüğümüz zaman kenarı iki eşit parçaya böldüğünü unutmayacağız. Şimdi şu dediğimi iyi dinlemeniz lazım. Kenar ortayın en önemli kuralını anlatıyorum. Kenar ortaylar bir noktada kesişir. Bu kesiştikleri noktaya ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi aşağıdan yukarı doğru 1'e 2 oranda böler. K'ya 2K, T'ye 2P, T'ye 2P. Bu kenar ortayların kesim noktasına ağırlık merkezi. Açı ortaylarınki neydi? İşte çemberin merkezi. İki tane kenar ortay varsa üçüncüsü de kenar ortay. Kenar ortayların kesim noktasına ağırlık merkezi denir. GD uzunluğuna K deyince AG uzunluğumuz ne oluyormuş? 2K. Aşağıdan yukarı doğru 1'e 2 oranında böldüğünü unutmayacağız. Bunu istiyoruz. Bakın bakalım hemen. ADC üçgenin çevresi nedir diyor. G ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre. ADC üçgenin çevresini sizden istiyor. Şimdi beraber bakalım ilk örnek olduğu için. G ağırlık merkezini gördüğünüz zaman ilk iş kenar ortay olduğunu yazacağız. Doğru mu? X artı 2 ise x artı 2. Begüm bekliyorum. İkinci iş ne yapmamız lazım? Aşağıdan yukarı doğru 1'e 2 oranında bölüyor. X artı 5 ise burası ne olacak? 2x artı 10. Ağırlık merkezi aşağıda neyse burası 2 katı olacak. O zaman ben buradan x'i bulabilir miyim? 3x eksi 1, 2x artı 10'muş. Peki değerli öğrencilerim, x'imiz buradan 11 mi çıktı? Evet, süper. Peki x'imiz 11 ise şu kenarımız ne oldu arkadaşlar? 16. Burası ne oldu? 32. 11 ise burası ne oldu? 13. Bana diyor ki ADC üçgenin çevresini bulur musunuz? 16, 32 daha 48. Öbür kenar kaç? 13. Öbür kenar kaç? 40. Hadi toplayın bakayım bunu. Kaç çıktı? Bir daha anlatayım mı? 101. Doğru söylüyorsun Çınar. X artı 2 ise x artı 2. Kenar ortay iki eşit parça bölüyor. Aşağıdan yukarı doğru 1'e 2 oranı var. X artı 5 ise 210. 2x artı 10. Evet. X artı 5 ise 2x artı 10. 2x artı 10. 3x eksi 1 eşit olduğu için denklem kurduk. X'i 11 bulduk. O zaman burası 16 ise burası 32. Burası da 13'müş. Toplayın bakalım. Evet. Problem var mı değerli arkadaşlar? Anladığınızı düşünüyorum. Bakın bakalım bu soruya. O zaman ne öğrendik? Ağırlık merkezini gördüğümüz zaman hemen kenar ortayı işaretleyeceğiz. Aşağıdan yukarı
1'e 2 oranla Fenerbahçe uzunluğunu bulur musunuz diyor. Hadi bakalım. GACF'nin ağırlık merkezi. GACF'nin ağırlık merkezi de bakın ilk önce eşitliği yazıyorum kenar ortay olur. Sonra ne yapıyorum değerli arkadaşlar? Aşağıdan yukarı 2 ise 4. 1 ise kaç olacak? Bulamadım çabuk. Evet Begüm teşekkürler. 2. O zaman topladığımız zaman ne olacak arkadaşlar? 6. 3 daha 9 olduğunu göreceğiz. Problem var mı? Aşağıdan yukarı doğru 1'e 2 oranında birbirlerini görüyorlar. Ağırlık merkezini gördüğümüz zaman hemen 1'e 2'yi unutmayacağız. Peki. 2011 LYS sorusuymuş. Bir bakın bakalım. Gerçi burada bilmediğiniz ufak tefek şeyler var ama önemli değil. Çözebilirsiniz yani. BDCE kenar ortay demiş. BEBCE kenar ortaysa şunla şu eşitmiş. Buradaki ince nokta şu. Burası ikiz kenar üçgense kenar ortay uzunluğu eşit. Bundan sonra konu alacağız. Üstse buranın 6 olduğunu biliyor muyuz? Üstse burası 6. Şu alan tüm alanın 3'te 1'idir. Biraz sonra önümüzdeki derste anlatacağız bunu. 6 kere veya şöyle bir şekilde düşünelim. Şu üçgenin alanı nedir? Alan BDC. Hepiniz biliyorsunuz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban kaç? 9. Yükseklik kaç? 6. 9 çarpı 6 bölü 2. Doğru mu? 27. Bir parçaya şuraya 27 düşüyorsa buraya da 27 düşer. Tüm alanımız ne olacak? 54. Şimdi Begüm şunu diyoruz. İkiz kenar üçgende ikiz kenarlara ait kenar ortaylar eşittir bunlar. İkiz kenar olduğu için bunlar da birbirine eşittir. Burası 3 ise burası 6. Bu da ikiz kenar olduğu için 45-45-90 üçgenidir. Burası da 6'dır. Burası 6 ise aşağı doğru 6 ise 3. Problem var mı? Yok. Ha, yanlış yazdım. 9 kere 3 27. Evet. 27 dedim 24 yazdım. Olur bazen kalem hata yapar. Yoksa bende hata olmaz biliyorsunuz. 3'e 6, 3'e 6. Problem var mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ağırlık merkezi 1'e 2. Tabanımız kaç? 9 bu üçgenin. Buranınki de yükseklik 6. 6 kere 9 bölü 2. O da ne yaptı? 27. Şu alanı 27 buldum burayı. E burası 20 ise bir parça 27 düşerse burası da 27 geldi. 45'ler nereden geldi? İkiz kenar üçgende ikiz kenarlara ait kenar ortaylar eşittir değerli öğrenciler. İkiz kenarlara ait kenar ortaylar eşittir. 3'e 6 ise 3'e 6 olmak zorundadır. Burada dediğim gibi bu soruda sadece sormamdaki kasıt 1'e 2'yi görün diye. Dediğim gibi ikiz kenar üçgende göreceğiniz yerler vardı. Ondan dolayı orayı geçiyorum. Sadece önemli olan mesela bu soruyu sorarken amacım ne? Ağırlık merkezini gördüğünüz zaman ne yapmanız lazım? 2011 LYS sorusuymuş. Daha önce çözmüştük benzerini herhalde. 8 ise şu GD uzunluğu kaçtır? 4'tür. Süper. G ağırlık merkezini gördüğümüz zaman şurayı da iki eşit parçaya böldüğünü anladık mı? O zaman kenar ortayı gördüğünüz zaman ilk iş hemen 1'e 2 ve 7,5-7,5 böldüğünü yazdım. Şimdi eski bildiklerimizi hatırlayalım. Benzerlik anlattım size. Benzerlik anlatırken demiştim ki arkadaşlar ağırlık merkezi 1'e 2 oranında bölüyorsa 4'e 8 ise burası da paralel doğrular kenarları aynı oranda bölmüyor muydu? A'ya 2A. Doğru mu? Doğru. Şimdi GF'ye Begüm 9 dedim. Sanki orada bir teknik sıkıntı yaptın herhalde. Evet. Doğru mu? GF. Benzerlik ne yapıyordu? Paralelin karşısındaki sivri yerden başlıyordu. Ortak açının karşısında X diyelim. Ortak açının karşısında 18 var. Doğru mu? Yöndeş açının karşısında A var. Yöndeş açının karşısında 3A var. 1'e 3 oranı var arkadaşlar. O zaman X'imiz ne olacak? 6 olacak. Doğru mu? Hani 3 parça şuradan kalem rengini değiştireyim. Aynı kafanız karışmasın. A'ya X düşerse 3A'ya ne düşüyordu? 3X düşüyordu. Hatırladınız mı? Benzerlik. X eşittir 6. E 3A 7,5 ise A 2,5'tu. Ona 2,5 ekleyin. 12,5. 12,5 hangi şıkta var?
Edirne'de. Bir de anlatayım benzerliği anlatmıştım. Zaten biliyorsunuz. Peki yavaş yavaş anlatıyoruz. Bir daha anlatıyorum. Demek ki benzerlikte biraz teknik sıkıntı çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım. O zaman ağırlık merkezi ise 8 ise 4 olduğunu anladık burayı. Aşağıdan yukarı 1'e 2. Burası 2 parça 8 üçgesi 1 parça 4. Problem var mı? Yok. Kenar ortaysa 2 parçaya bölüyordu. 7,5 buraya, 7,5 buraya düştüğünü anladık mı? Anladık. Peki şimdi size şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar 4'e 8 oranı varsa, bakın 4'e paralel doğrular kenarları aynı oranda bölmüyor mu? Burası A ise burası da 2A değil mi? Benzerlikten hatırlayın. A'ya X düşerse 3A'ya ne düşüyordu? 3X düşüyordu. 3X 18'e X'imiz neymiş? 6. 3A 7,5 ise 1A nedir? 2,5. 10. 2,5 da 12,5. Şimdi anlaşıldı mı? Evet. Şimdi anlaşılmış olması lazım. Evet. Peki. Şuna bakın. Evet, biraz canlı kanlı olmanız lazım. Hızlı, hadi bakalım. Zamanla yarışıyoruz. Kaç bulacaksınız? E diyorsun Yusuf. Bakalım beraber. Şimdi ağırlık merkezini gördüğümüz zaman ilk iş 6 ise 3 kenar ortay olduğunu yazacağız. Doğru mu? Ağırlık merkezini gören 1'e 2 unutmayacak. Aşağıdan yukarı bir de eşit gördüğümü unutmayacak. Peki üçgende açı anlatırken biz size şunu söylemiş miydik? Açı ortay var. Kenar ortay varsa diktir, ikiz kenarlıdır. Bunları da yazın. Cevabın çıktığını göreceğiz dedik. Peki 9, 12 kaç üçgenimiz var? 15. 9, 12, 15 bilmeyenler 3'ün katı ne yapacaktı? X'in karesi, 9'un karesi artı 12'nin karesi. 144, 81 daha 225. 225'te 15'in karesidir öğretmenim diyecek. Problem var mı? Evet, Musa yok dedi. Peki. Bu soruya bakın. AC uzunluğu soruyor. G ağırlık merkezi verildi. Bakın sizden burada bilmediğinizi istediğim en önemli şey G'yi gördüğünüz zaman hemen kenar ortayları işaretlemeniz lazım. İşaretledik. Aşağıdan yukarı 1'e 2 oranı işaretlememiz lazım. 4 ise değerli öğrencilerim burası kaç olacak? 8. Süper. 30 ise burası ne olacak? GE 15. Ahmet harika. 8-15 kaç üçgenimiz var? Tam da teşekkürler Musa. Evet teşekkür ediyorum. 8-15 17. Bu 17 ise kenar ortay olduğu için 17. Anlatabildik mi? Evet problem var mı? Yok. Ağırlık merkezi 1'e 2 oranında böler değerli öğrencilerim. Aşağıdan yukarıya. Bakın bakalım buna. Dikkatli bakın ha. Evet. MADE üçgenin ağırlık merkezi. Evet, K noktası da ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Begüm kesinlikle bu soruyu da çözebilirsin. Dediğimi dinlemişseniz problem yok. Şimdi birlikte bakalım mı? Bu soruyu çözdünüz mü? BC kenar ortaymış. K ağırlık merkezi olduğu için. K büyüğün ağırlık merkezi. Buraya M dersen şu uzunluk ne olacaktı? Yukarıya doğru aşağıdan yukarı 2M. 3M'yi ne vermiş? 27. M'yi ne bulduk?
9. 2m ne oldu? 18. Buraya kadar hemfikir miyiz? Buraya kadar hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Peki. Şimdi mavi kalemine bakıyoruz. Burası küçük üçgenin M ağırlık merkezisi. Bu da bunu 2'ye bölüyor. Burası x'ten, burası 2x değil mi? ADE'nin ağırlık merkezi olur. 3x 18'e x ne olur değerli arkadaşlar? X eşittir 6. Şimdi anlaşıldı mı? Bakın sadece ağırlık merkezini gördüğünüz zaman kenar ortay 1'e 2 yazın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Evet. Yeni nesil dediğimiz soru tarzlarından adam katlamış. Şekilde A, B üçgen şeklinde bir kağıt verilmiş diyor. A, D 3. D, C 5. Bu kağıt B köşesi, C köşesine denk gelecek şekilde katlandığında D noktası katlanmanın sonucunda oluşan izin üzerindeymiş. A'ya ait kenar ortayı bununla görelebiliyor. A'ya ait kenar ortayı bununla görelim diyor. Bulanabiliyor arkadaşlar. Evet. Soruyu anladınız mı? AB 8 olur. Şimdi olur mu? Olmaz bence. Şimdi evet değerli arkadaşlar diyor ki bakın A'yı bu tarafa doğru katlamıyor. Dikkat edin. B'yi C köşesinin üzerine gelecek şekilde katlıyor. B, C köşesinin üzerine gelirse şöyle gelmez mi? B, C'nin üzerine doğru geliyor. Doğru mu? B, C'nin üzerine doğru geliyor. Bu şekilde geliyor. O zaman bu uzaklık uzaklık eşit. Kenar ortay yüksekliği gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecek değerli öğrencilerim? Söyleyin. Kenar ortay var. Yükseklik varsa aklıma ne gelecekti? İkizkenar Ahmet harikasın. Peki B'yi D'ye birleştirdik mi? Birleştirdik. Birleştirdik. O zaman burası 5 ise sen dedin ikizkenar diye burası da 5'tir. 3 5 kaç üçgenimiz var? Hatırlayın. 4. Peki BC'yi bilen var mı? BC'yi bulabilecek var mı? Evet, kenar ortu katlama çizgisi olduğu için bu. BC, Betül, 6 mı olur? 4 var, 8 var. Dikkat edin, BC'yi soruyorum. X, Pisagor bağıntısı. X'in karesi, daha anlatmadım. 1'e 2 oran varsa küçük olanın kök 5 katını. 4'ün karesi artı 8'in karesi. 64, 16 daha 80. X kare 80 olduğu için hangi sayının kare 80'dir? 16 çarpı 5 olduğu için 4 kök 5. X'in 4 kök 5 olduğunu anladık mı? Mustafa yavaş yavaş bir daha anlatıyorum. Katlandığın zaman bu buraya geldiği için buna bu eşit gelir. Kağıtlı katla üstte göreceksin. Bir kanat öbür kanat üzerine geliyorsa buna bu eşit. Eşit ve dik olduğu için ikiz kenardır. 5 ise 5'tir. 5 var 3 varsa 4'tür. 4, 8 ise büyük üçgende Pisagor yaptı. Buraya kadar problem var mı? Yok. Bir de eski bilginizi hatırlayın. Üçgende açıda size şunu anlatmıştım. Bir dik üçgende kenar ortay varsa A'ya ait kenar ortay burası değil midir şurası? O zaman muhteşem üçlü diyorduk biz buna. Üç parçaya ayıracak. Bunu da özellikle sordum. Hani bir doluk soru bakalım eski bilgilerinizi hatırlayacak mısınız, hatırlamayacak mısınız diye. Orada biraz teknik sıkıntı çektiniz yani. Evet. 4 kök 5 ise muhteşem üçlü. Şimdi birazdan yine anlatacağım. Kenar ortayı ayırdığı parçalardan. Bir gün 4 kök 5'i anlamadım. Begüm sana şu soruyu soruyor. Pisagor biliyor musun? 8. sınıf bilgisi. Burası 4. Burası 8. Buraya x dersek. Biraz önce yazdım. X'in karesi 4'ün karesi artı 8'in karesi değil miydi? X kare 80. X'imiz 4 kök 5. Muhteşem şu olacak. 2 kök 5, 2 kök 5. 2 kök 5'i değerli öğrencimiz. Evet. Peki. Bakın bakalım. Evet. Özge G'den A'ya en kısa yoldan yürüdüğünde G'den A'ya en kısa yol nedir arkadaşlar? G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi.
G noktasında bulunan özge AC kenarına olan uzaklığı 6. G'nin AC kenarına, evet, çocuğun AC kenarına uzaklık deyince ne anlayacağız biz? Dik anlayacağız arkadaşlar. Özgenin AC kenarına uzaklığını ne vermiş soruda? 6 vermiş. Doğru mu? Buraya kadar biliyoruz. Bu uzunluk 6'ymış. Şimdi özge G'den A'ya en kısa yoldan yürümüş. En kısa yolumuz nedir? Doğrusal olan yoldur. Onu da biliyorsunuz. İki nokta arasındaki en kısa uzaklık nedir? Doğrusal olan uzaklıktır. Evet, orayı da 10 vermiş soruda. Dikkat edelim. 10. Bundan sonrası bana diyor ki AC uzunluğu bulur musunuz diyor. Şurayı soruyor. Şimdi beraber bakalım. 6 var, 10 var. Kaç üçgenimiz var? 8. Şimdi burada şunu hatırlatmak için sordum. Bu soruyu özellikle sordum. Dikkat edin. Ağırlık merkezi C'den birleştirirsek arkadaşlar, benzerlik zaten anlattık. Zaten biliyorsunuz. Bir daha anlatalım. C'den çizilen kenar ortay. Kenarları kaça kaç oranında bölüyordu? Aşağıdan yukarı. Ağırlık merkezinden geçiyorsa kenar ortay. A'ya 2A veya K'ya 2K. Süpersin. 1'e 2. Paralelse bu 90, bu da 90'sa A'ya 8 düşerse 2A'ya ne düşer değerli öğrencilerim? 16. Bir daha anlatıyorum. 10 var, 6 var, 8. Bununla bu birbirine paralel olduğu için A'ya 8 düşerse 2A'ya 16. Ağırlık merkezi aşağıya da yukarıya doğru 1'e 2 oranında böler değerler arkadaşlar. Evet. Bu soruya bakın. Yavaş yavaş oturacak. Yani bilgileriniz oturacak. A'ya 2A'yı anlamadım Mustafa. Mustafa'cığım, ağırlık merkezi aşağıdan yukarıya doğru çizdiğimiz zaman her zaman 1'e 2. Niye? Kenar ortay. Ağırlık merkezi aşağıdan A, yukarıya doğru 2A. Tamam. Evet. Şimdi GABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi. BD uzunluğu 8 verilmiş. ABC üçgeninde AD boyunca katlandığında B keşifçisi G noktasına geldiğinde DC uzunluğunu bulur musunuz diyor. Birlikte bir hatırlayalım. 90-90 ise paralel değil midir Mustafa'cığım? Evet. Mustafa'cığım, şurası 90 derece. Şuradan çizdiğim dikme de 90'dı. 90-90 ise paralel değil midir? Hatırla. Evet. BD uzunluğu 8 verilmiş. BD uzunluğu 8 ise, şimdi beraber bakalım. Burası da 8 değil midir? 8. Katladığım zaman üste geliyorsa, bakın şu uzunluk buraya eşit. Bu uzunluk buraya eşit. Bu da açıortaydır diye hatırladık mı? Şu uzunluk biz ne dersek bu uzunluk da aynısıydı. Yanlışım var mı? Hatırladık mı buraya kadar? Bir daha anlat diye. Öğretmenim, bir daha anlat diyen var mı? Yok. Peki. Şimdi o zaman devam ediyorum. Anladıysa. Katlama sorunu kenar kenar üzerine gelir. 8-8 üzerine gelir. Biz ağırlık merkezini şu AG'yi uzatıyorum. Bakın kırmızı olarak çizdim. Bu ağırlık merkezi ise bunun en önemli özelliği neydi? Aşağıdan yukarı doğru 1'e 2 oranında bölüyor. Doğru mu? Burası K ise burası 2K'ydı. Doğru mu? Burası da 2K değil midir arkadaşlar? Evet. Problem var mı? Duydunuz beni? Evet. Ağırlık merkezi K'ya 2K oranı vardı. Evet. Aşağısı 1, yukarısı 2. Bu 2 ise bu tarafta 2. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Çünkü katlanan üstte geliyor. Şimdi geçen derste açıortay konusu işlemiştik. 2K'ya 8 düşerse 3K'ya kaç düşer değerli arkadaşlar? 2K'ya 8 düşerse 3K'ya düşer? 12. Evet Çınar, Ahmet, evet 12. Peki G ağırlık merkezi ise değerli öğrencilerim, şurayı iki eşit parçaya bölmüyor muydu?
G büyük üçgenin ağırlık merkeziymiş. Ağırlık merkezi ise bak basamak basamak gidiyorum. İlk önce katladım bu 2K buraya geldi 2K. Aşağısı K oldu. Açı ortay olduğu için bak verilenler üzerine yazılır cevap kendine çıktı. 2K'ya 8 düşerse 3K'ya 12. E kenar ortay olduğu için burası 20 ise burası da 20'dir değerli arkadaşlar. Evet ben de ne istiyor? DC istiyor. 20, 12 daha 32 oldu. Anladınız mı? Bakın bunlar yeni nesil sorular. Evet. Bir tık sert sorular. Yani 2-3 tane hem kenar ortayı ağırlık merkezini birleştirmiş hem açı ortayı birleştirmiş. Evet. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Anlaşıldı mı? Şimdi hocam diyorsunuz sorularda iyi de ağırlık merkezinin olduğunu nasıl anlayacağım? Bazen sorularda gizleyecekler. Şimdi nasıl anlamanız gerektiğini anlatıyorum. Birinci en kolayı iki tane kenar ortay varsa iki tane kenar ortalayan varsa bunların kesim noktası ağırlık merkezidir. Hemen siz üçüncüyü de çizseniz benim çizdiğim gibi çizin siz de üçüncüyü de çizseniz üçüncüsü de ne oluyormuş değerli öğrencilerim? Kesinlikle kenar ortay olmak zorundaymış. Problem var mı? Herkes söyleyebilir mi? Hemen yapacağınız iş kenar ortay varsa A'ya 2A, B'ye 2B, C'ye 2C yazın cevabın çıktığını göreceksiniz. Problem yok. İki tane kenar ortay varsa üçüncüsü de neymiş? Kenar ortay imiş. Bakın burada soruda kenar şey ağırlık merkezi ifadesi kullanmamış. Ama demiş ki CD ve AE kenar ortay demiş. CD ve AE kenar ortay demiş. Hadi bulun bakalım. CD ve AE kenar ortaysa hemen kenarı ikiye böldüm işaretleyin. İşaretledik mi? İşaretledik. Bu x ise buranın da x olduğunu işaretledik. Bu b ise buranın da 5 olduğunu işaretledik. Doğru mu? Evet. Peki değerli öğrencilerim. 2 ise burası ne olur? 4. 4 ise burası ne olur? 2. Harikasınız. Peki x'i söyleyeyim. 5. Ahmet niye 5 olduğunu söyle sana biliyorum. Söyle. Niye olduğunu söyle. Ahmet ve dur. Hadi. Niye oranda 5 olduğunu söylerseniz. Evet. DAG ile evet. Eş üçgen. Harikasınız. Süpersiniz. Evet. Tek kelimeyle harikasınız. Evet, ikiniz de benden birer kilo kazandınız. Ahmet ve Doruk. Evet, ailelerine söylüyorsunuz. Onlar benim adıma size alıyorlar. Evet, şey yapınca da bu sıkıntılı süreç bittikten sonra da ben de ekstra alacağım inşallah. Evet, bir daha anlatıyoruz. Hani kenar çıkana benzer anlatmıştık ya. 2 var, alfa var, 4 var. 2 var, alfa var, 4 var. O zaman alfanın karşısındakilerde kesinlikle ne olması lazım? Eşit olması lazım. Birin çözüm bu. Süper çözdünüz anlattığım yerden. İkinci çözüm ne? Hocam diyorsunuz kenar ortaylar eşitse ikiz kenar olmalı. Burası 10 ise bu tarafta 10. Bu da pratik çözümü. Kenar ortay uzunlukları eşitse ikiz kenarlara ait kenar ortaylar eşittir. Bu 10 ise bu tarafta 10'dur değerli arkadaşlar. İkinci yöntem. Şimdi soruda şunu gördüğünüz zaman hem kenar ortay verilmiş bir de 1'e 2 oranında bölüyorsa kesinlikle bu G noktası ağırlık merkezi. Bakın soruda bu şekilde geldi. Ağırlık merkezini vermedi ama bununla bu eşit. Burayı 1'e 2 oranında bölüyorsa kesinlikle ağırlık merkezidir. Şimdi buna bakın bakalım bu soruya. Ağırlık merkezi demiyor. Başka bir şey demiyor. Siz anlayacaksınız. Bir tane kenar ortay verilmiş. AE işaretlemiş. BD de açı ortay verilmiş. Hemen çözün bakalım. BF 12. Şimdi nereden 12? Kenar ortay
1'e 2 oranla böldüğü için kesinlikle F ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ne yapar? Sizin dediğiniz gibi 5'se 10, 6'ysa 12. Peki ağırlık merkezini gördüğümüz zaman buranın da kenar ortay olduğunu işaretleyeceğiz mi? Çünkü ağırlık merkezinden geçiyorsa kenar ortay. Bu x'e bu x'tir. Peki hatırlayın eski bilginizi, açı ortayda anlatmıştık. Demiştik ki üçgende açıda hem açı ortay var hem kenar ortay varsa burası ne olması lazım dostlar? Dik. İkiz kenar değil miydi? Açı ortay var. Dik varsa aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda ikiz kenar. 6, 10. Kaç üçgenimiz var? 8. E bu 8'i bu da 8. Evet. Çınar 12 çarpı 5 bölü 10. 12 çarpı 5 bölü 10. Niye yaptık öyle? Altı bölü bu. Evet. Buradaki ince nokta şu dediğim gibi. 5 ise 10, 10, 6'sı burada diki görmek önemli. O da nereden geldi? Açı ortay var. Evet. Kenar ortay varsa diktir. İkiz kenar. Bu şekilde olacak Çınar. Dikkat edelim. Olmaz mı? Evet. Anlaşıldı mı? Demek ki kenar ortay var. 1'e 2 oranında biliyorsa bu da farklı soru tipiydi. Şimdi gelelim illa aşağıdan şuradan K'ya 2K vermedi. Çaprazlamasına verse yine ağırlık merkezi diyebilir miyim? Yine ağırlık merkezi diyebilirsiniz. Burası kenar ortay. Burayı 1'e 2 oranında bölüyorsa veya şuradan geçeni bölüyorsa yine ağırlık merkezi diyebilirsiniz derler. Şu soruya bakın. KB uzunluğu 2 verilmiş. Burada evet, paralel olsa kelebek olur mu? Evet, burada paralel falan şeyimiz yok. Şimdi bir dikkat edelim soruya. Bu soruyu sormamdaki amacı hissetmişsinizdir herhalde. Bakın, şurada ne yapmış? 1'e 2 oranda bölmüş. Evet, öbürünün sorduğunu anladım zaten. A, A dedik. 1'e 2 oranda böldüğü için, burası A'ya 2A olduğu için, bu büyük üçgenin nesiymiş? Ağırlık merkezi. Bakın, A'ya 2A var, kenar ortay var. Peki değerli arkadaşlar, o zaman burayı da 2'ye böler mi? Böler. Şimdi, benden tümünü istiyor. Şimdi benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Dikkat edin. İlk ağırlık merkezi bulmayı anlatırken size demiştim ki şu kenar ortay, bu da kenar ortaysa buradaki küçük üçgende BGC üçgeninde K ağırlık merkezidir. İlk anlattığım madde kenar ortay, kenar ortaysa küçük üçgenin ağırlık merkezi 3-4. 2 ise 4. Bu küçüğün ağırlık merkezi. E bu da büyüğün ağırlık merkezi. 6 ise burası ne olması lazım? Söyleyeyim. 12 olması lazım. 12, 6 daha 18. Problem? Yok. Kenar ortay var. Kenar ortay var. Kenar ortayların kesim noktası ne diyormuşuz? Ağırlık merkezi diyormuş. Aşağıdan yukarı 1'e 2 oranında bölüyorlar. 2 ise 4. Burası da 1'e 2 oranında böldüğü için 6 ise yukarısı 12 olmalı değerli öğrenciler. Şimdi 3-1-2 kuralı var. Bir beraber bakalım 3-1-2 kuralı neymiş? Şimdi eğer diyor ki kenar ortaylar verilmiş, bakın kenar ortaylar verilmiş. Kenarların orta noktasını birleştirdiğimiz zaman her zaman tabana paralel değil miydi? Tabana paralel. Doğru mu? Doğru. Peki burada ince noktayı söylüyorum. Şurayı birleştirdiğimiz zaman F'yi D'yi birleştirdiğimiz zaman D'yi de E'yi birleştirdiğimiz zaman bunlar hepsi bu kenara paralel, bu kenara paralel, bu da bu kenara paraleldir. Bunu gördünüz. Şimdi beni iyi dinliyorsunuz. Çok iyi dinleyin. Can kulağıyla. Bu G noktası hem küçük üçgenin ağırlık merkezidir hem büyük üçgenin ağırlık merkezi. Küçük üçgenin ağırlık merkezi olduğu için M'yi 2M oranında bölmez mi? Böler. M'yi 2M oranında böler.
N'ye 2N oranında böler, K'ya 2K oranında böler. Hatırlayın, paralel doğrular kenarları aynı oranda bölmüyor muydu? Burası bir parçaya 3M düşerse bir parçaya da 3M düşmez mi? 3M düşer. Bir de şuna dikkat edin. Değerli öğrencilerim, şurası 2M iken dikkat ediyor musunuz? Burası kaç M olması lazımdı? 2 katı. 4M olması gerekmiyor muydu? Oradan da görebilirsin. 4M olması için ne olacak? 3M lazım. Bir daha anlatıyorum Begüm. Burası 2M ise tamamı neymiş? 4M'ymiş. Tamamı 6M. Yarı yarıya böleceği için paralel doğrular kenarları aynı oranda böler. Dikkat ediniz. Anlaşıldı mı? Evet. Begüm, bir önceki soru geçti. Şimdi şuna bakın bakalım. Çıkmış sınav sorusu. Çıkmış sınav sorusu. Şimdi kenar ortaylar var. Kenarların orta noktaları birleştirmiş. G ağırlık merkezi ise. Bu kenar ortay, bu kenar ortay, bu da kenar ortaysa kenarların orta noktasını birleştirdiğin zaman her zaman zemine paralel. Yukarıdan aşağı Ankara'nın şehirler arası telefon kodu kaçtı? 312. Hatırladınız mı? 3K, K, 2K şeklinde gider. Şimdi ben bunu unutursunuz diye işi sağlam almak için size şunu öğrettim. Dedim ki değerli öğrencilerim, bu D'yi F'ye birleştirdik. F'yi ve E'ye birleştirdiğimiz zaman bu küçük üçgenin ağırlık merkezi değil mi? Küçük üçgenin ağırlık merkezi. Küçük üçgenin ağırlık merkezi ise 3 ise burası ne olur? 6. Doğru mu? Burası da büyük üçgenin de ağırlık merkeziymiş. Aşağısı 6 ise yukarısı 12 olması için buraya ne lazım? 9. Anlatabildim mi? Değerli arkadaşlar, ondan dolayı 3, 1, 2. Küçük üçgenin ağırlık merkezi, büyük üçgenin ağırlık merkezi olduğunu unutmayın. 3 ise 6, aşağıdan yukarı. Peki ağırlık merkezi şurayı da 2'ye böler mi? Kesinlikle böler. Şu uzunlukla da bu uzunluk birbirine eşittir. Şimdi muhteşem üçlüyü anlatmıştım. Bir daha anlatıyorum size. Üçgende açını anlatmıştık. Burada çok kullanıldığı için iyi dinleyin. Bir dik üçgen varsa adamın aklına iki şey gelir. Bir, Pisagor bağıntısı hep uyguluyoruz. İki kenar varsa üçüncü kenar. Ama sadece tek kenar verildiyse %99 muhteşem üçlü sorusudur. Muhteşem üçlü şu demek. Bir dik üçgende hipotenüse bir kenar ortay çizersek A'ya ait kenar ortay ayırdığı parçalardan birine eşittir. Burası A'ya ait kenarda VA ise hipotenüs neymiş? 2 katıymış. Hocam sorularda nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Beraber bakalım. Eğer şu şekli gördüyseniz bir dik üçgen gördünüz. Kenar ortayı verildiyse üçüncüsünü de siz çizeceksiniz. Bunu herkes yapabilir mi? Bir dik üçgen var. Kenar ortayı, hipotenüse ait kenar ortayı verilmişse şunu siz çizeceksiniz. Bunu çizin cevabın çıktığını göreceksiniz değerli arkadaşlar. Öğretmenin bu şekilde verildi. Bir dik üçgende kenar ortayı verildi. Bakın 3 tane muhteşem üçü diyoruz. Üçü birbirine eşitse şu açının 90 olduğunu siz yazacaksınız. Bak burada yazmanız gereken yer burası. 90'ı siz yerleştireceksiniz. Hocam dediniz, şurası verildi. Bu şekilde değil, şurası eksik verilmiş. Evet, şurası 90 verildi. Bu şekil verilmişse, şu şekilde verildiyse üçüncü üçgen de eşit olduğunu sizin yazmanız gerekiyor. Anlatabildim mi? Şu şekil verilmişse bunu da yazmanız gerekiyor değerli öğrenciler. Evet, şu soruyu da çözün, bitirelim. Kaç buldunuz? Evet. Ağırlık merkezini gördüğünüz zaman kenar ortay şeklinde kaç kaç ayıracak? 18, 18. Evet, bunlar öbür sorudan kaldı yalnız. Şunları silmem lazım. Evet. Şimdi 18 ise burası da 1'e 2 oranda bölmüyor muydu? A'ya 2A. 3A'mız 18 ise
A'mız ne olacak arkadaşlar? 18, 18, 18. 3A 18 ise A6, 2A'mız neymiş? 12. Anlatabildim mi? Evet, bu ders burada kalalım. İkinci ders buradan kaldığımız yerden devam edeceğim arkadaşlar. Evet, hoşça kalın.